organizasyon olarak bizim ülkemizde yaptığımızı 10 puan verirsek buna biz 2 puanı zor veririz. Şöyle ki konaklama yerleriyle, bütün ülkelerin konaklama yerleriyle faaliyetlerin yapıldığı sahalar arasında uzun bir mesafe vardı. Bizim sporcularımızın en çabuk gideni 2 saatte faaliyetin yapılacağı yere gitti. Tabii bu sonuçlara da etki etti. Diğer ülkeler de aynı şekilde geldi. Fakat bizim otelimiz onların olduğunun çok çok uzağındaydı. Dolayısıyla bizim gidiş mesafemiz, yani sabah 10'daki maça çocuklar 6'da kalktılar da gittiler. Bu sonuçlara tabii tesir etti. Genel manada 11 spor branşında 138 sporcuyla katıldık biz buraya. Voleybol milli takımlarımız kadın ve erkek ikisi de olimpiyat şampiyonu oldu orada. Erkeklerimizin daha önce de 2017'de de olimpiyat şampiyonluğu vardı. Ama kızlarımız burada olimpiyat şampiyonu olmuş oldular. Takım halinde olimpiyat şampiyonluğu serbest stil güreşte de var. Bu spor tarihinde tektir. Takım halinde serbest stil güreşçilerimiz olimpiyat şampiyonu oldular. Bunun dışında karate kata'da yine takım halinde olimpiyat şampiyonu olduk. Genel klasmanda da bireysellerde de işte toplamda 8 altın, 19 gümüş, 17 bronz madalyayla faaliyetleri tamamladık. Şöyle söyleyeyim, işitme engelliler için bu o kadar farklı bir duygu, o kadar farklı bir şey ki ben onu onlarla beraber olduğumda anlıyorum. O kazandıktan sonra yaşadıkları sevinç, o sevinçten sonra da ailelerinin bize dönüşü, esas ailelerinin bize dönüşü çok başka bir şey. İnsan gerçekten çok duygulanıyor ve yaptığı işten aslında haz alıyor. Tek motivasyon kaynağımızdır bizim aslında o çocukların ve ailelerin göstermiş olduğu reaksiyonlar. Çocuklar kendi üzerine düşen vazifeyi tamamladılar. Ben çocuklara, evde duran çocuklara örnek olmanız gerekiyor söyledikten sonra da şunu söyledim hep. Siz başarılı olun. Siz başarılı olduktan sonra Türkiye'ye döndüğümüzde bu başarı burada bir kamuoyu oluşturur ve bizim duyurulurluğumuz artar. Televizyonlarda görünür, gazetelerde haber olur. Televizyonda ne kadar çok görülürse evdeki işitme engelli çocuğun veya onun ailesinin görmesi ve harekete geçmesine tesir edebilir sizin başarılarınız. Böyle motive ettik aslında çocukları. Çocuklar üzerine düşen vazifeyi yaptı. Fakat biz ülkeye geldikten sonra bu vazifenin, onların yaptığı vazifenin karşılığını yerine getiremedik. Gelmiyor. Hangi neden, hangi gerekçeli olduğunu ben bilmiyorum ama bir türlü gelmiyor. Bu çocuklar sonuçta dünyada 2-3 tane büyük spor organizasyonundan birisine katıldılar. 3000'e yakın sporcunun katıldığı, 73 tane ülkenin katıldığı devasa bir organizasyona katıldı bu çocuklar. 44 tane toplamda madalya aldılar. Bunlar azımsanacak rakamlar değil. Çok ciddi hem sportif başarı, rakamsal olarak değerlendirdiğinizde de çok ciddi rakam bunlar. Yani ilk planımız bizim şöyle. Şimdi önce biz 11 branşta buraya katıldık. 11 branşın 11'ini derinlemesine bir değerlendireceğiz biz. Nerede başarılıydık, nerede eksiğimiz vardı, neyi daha fazla yapmalıyız diye bir değerlendirme yapacağız. 11 branşın 11'inde de. Oradan çıkan neticelerle yeni bir takım kararlar alacağız. Bir sonraki olimpiyatlara yönelik de. Hem bir sonraki olimpiyatlar, hem olimpiyat bitti, dünya şampiyonaları var, Avrupa şampiyonaları var. Burayla alakalı kendimize bir kısa, orta, uzun vade bir planı yapacağız biz. Dolayısıyla değerlendirme neticesinde aslında diğer adımlarımızı atacağız. Bu değerlendirme, çok önemsiyorum ben değerlendirilmeyi. Çünkü her branşın kendine göre bazı dinamikleri, bazı özellikleri var. Hele ki ben bu sefer tas tamam izledim bunu. Ben bu federasyonda işte 8-9 yıl başkan vekili yaptım ama bu kadar işin içerisinde olmamıştım. Şimdi benim için de çok büyük bir tecrübe oldu bu olimpiyat. Çünkü en üst spor organizasyonumuz bizim ve bizzat yerinde canlı şahit olarak izledik. Oradan edindiğimiz tecrübeler, hocalarımızın hepsinden alacağımız raporlar, hepsinden ben rapor istedim, alacağımız raporlar, bazı sporcu arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz konuşmalar, bunların hepsini değerlendirip önümüze yeni bir yol haritası çizeceğiz biz. Neleri değiştirip yapmalıyız daha iyisine ulaşmak için diye bir genel değerlendirme yapacağız. Bunu da kısa sürede yapacağız. Ondan sonra da başarı almış sporcularımızı İnşallah hepsini federasyonun organizasyonuyla bir araya getirip onlara
sürecin başından bu zamana kadar destek veren Spor Bakanımıza buluşturmak. Onun dışında Cumhurbaşkanımız her zaman elin üzerimizde olan Cumhurbaşkanımızla buluşturmak gibi bir planlamalarımız var. Önümüzde biraz sürecimiz var. Bu süreçte inşallah bunları yapıp önümüze bakıp yola devam edeceğiz.